Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğni Yollar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aparat olarak kalemim ve 22 numara tığım var şimdi size yine çok güzel bir model hazırladım Arkadaşlar şöyle modelim bu modeli bakın şöyle dalların üzerine üç tane papatya bu modeli daha önce böyle iki tane yaprağın arasına ve ee, tek yaprağın kenarında bu şekilde dalları hazırlayan oldu. Fakat ben şöyle yapraksız bir şekilde sadece dalların üzerinde nasıl oluyor bir denemek istedim. Hem daha kolay yaprak yapmaya uğraşılmaz e, açısından hani kolay olsun isteyen arkadaşlar için bu şekilde şöyle göstereyim. Bakın çok hoş çok güzel oldu. Şöyle üç tane dalın üzerine bu şekilde kolay bir şekilde hazırladım. Çimenini de bu şekilde kirpikli trabzan, ortasında bir tane böyle kirpikli çimen koyarak yaptım. Evet, çimenini de farklılaştırdım dalların üzerinde, çiçeğimi de farklılaştırdım sizler için. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Şimdi iki tane çiçeğimizin arasına 12 tane kirpikli trabzan yapıyorum ben model amaçlı yapıyorum siz 15 tane de yapabilirsiniz biraz daha mesafeli olmuş olur ilk başlar gibi başlıyoruz bakın şöyle ipimizi tığımıza tutturduk bir defa tığımı doladım ve 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım 1 2 3 ve 4 zincir kapattım 4 zincirimi araya bir zincir bir defa tığımı doluyorum şöyle 2 2 alarak boş bir tırabzan yaptım. 1 zincir. 1 defa dola. Hemen 2, 2 alarak bir tırabzan daha. 4 zincir. Hemen kapatıyorum. Bir tane kirpik yaptım. Yine boş bir tırabzan yapacağız. Sağına ve soluna boş bir tırabzan. 7 zincir çekiyorum. 4 5 6 ve 7. Şöyle ters tarafına döndüm. Bu yapmış olduğumuz ilk boş trabzan tepe noktasını şimdi sık iğne ile sabitleyerek bu şekilde doldurduk. Bakın. Bir zincirle düz yüzüne döndüm ve yuvanın içine 7 zincirin içine sık iğne ile sabit bir zincirimi çekip ipimi uzatıp hemen kalemimi alıyorum aparat olarak dondurma çubuğu da kullanabilirsiniz aynı evet herhangi bir e, aparatı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi kalemimi tuttum ve içinden ilmek alacağız. 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi uzatıp kalemime taktım bakın. Bu şekilde buraya toplamda 9 tane ilmek toplayacağız. 7 zincirin içine 9 ilmek. Dibinde 2 zincir çekiyorum ve bu şekilde kalıplıyorum. Dibinde 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir dibinde kalıplıyorum. 3. Şöyle 2 zincir kalemime takıp kalıplıyorum. 1 2 zincir ipimi uzattım, kaleme taktım. 6 ve 1 2 zincir 7. Şöyle 1 2 zincir 8 1 2 zincir 9 Evet şimdi 9 tane bu şekilde hazırladık 3 3 ayırıp 3 6 9 3 tane yuva 3 tane dal Evet şöyle dibine arkadaşlar şöyle iki tane sık iğne yapıyorum bir çünkü yok gibi gözükmüyor o yüzden iki yapıyorum daha destek olsun aşağı kaymasın bakın sağında sık iğne Solunda sık iğne kalemin ilmeklere başlamadan önce yapılınca dallarımız güzel duruyor. Şöyle 2 2 alarak trabzanımı yaptım. Hemen 4 zincir. Başta yapmış olduğumuz çimenimize aynı şekilde bu şekilde devam edecek. Toplamda 12 veya 15 fazla yapmayın arkadaşlar. Şöyle çünkü örnek kendini göstermiyor. Çimen boyası gibi oluyor. Fazla olunca da çimen oyası gibi bir ortada bir başlarda hiç güzel durmuyor. O yüzden en az en fazla 15 yaparsanız yeterli olacaktır. 4 zincirimi çekiyorum. Buraya kapattım. bu şekilde devam edecek. Şöyle bir zincirimi çekeyim. Kalemimden de çıkarayım. Bu şekilde oluyor. Ben bu üçü biraz çoğaltayım hem de e, papatyaların yapımında buluşalım. Evet ilmeklerimizi şimdi 3er üçer, üçer ayırarak dallarımızı oluşturacağız. Şöyle 1, 2 ve 3. Bu şekilde sık iğneyle sabitledim. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5 5 tane sık iğnemi yaptım buraya şimdi 7 tane zincir çekiyorum ters çevirdim ilk sık iğnemin tepe noktasına kapatıyorum 7 zincirimi buraya bir tane yuva oluşturdum ve 3 tane zincir çekiyorum hemen düz tarafına döndüm şöyle 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. 2, 2 ve şöyle 2. 3 tane zincirimle beraber trabzanım oldu. 3 zincir çekiyorum. Hemen buraya kapattım. 4. trabzan olarak. 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 ve 2. 4. trabzana 3 zincir yapıyorum ve sık iğne ile yuvada sabitliyorum. Hem de bu papatyamı kapattım, bitirdim demek. Aynı şekilde yine 3 zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım yuvanın içine girdim 2 2 ve 2 1 2 3 zincir kapatıyorum bakın 4 der trabzanlı 3 tane papatya yaprağı yaptık son olarak bu yeşil yuvanın da içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2, 3 zincir. Bu 3 zincirde geçiş köprümüz şöyle. Bakın papatyalarımız minik minik hazır. Şimdi yine üç tane ilmek ayarlayıp dal yapacağız. Bakın bu bir bu iki ve sıradaki ilmeğimi bu şekilde alıp bakın, dalımızı hazırladık. Şimdi aynı işlemi buna da uygulayacağız. Birincideki gibi 5 tane sık iğne yapacağız. Bu bir 2, 3 4 ve 5 Evet bu şekilde bakın 5 tane sık iğneyi yaptım 7 tane zincir çekiyorum ters çeviriyorum şöyle ve buradaki ilk sık iğnemin tepe noktasına kapattım bakın bu şekilde yuva hazırladım şöyle 1 2 3 3 zincirimle döndüm. 2 defa tığımı doladım, yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 2. Zincirle beraber 2 trabzan 2 defa dolayıp bir trabzanda ben yapıyorum. Şöyle 3'e tamamlayınca hemen 3 zincir. Buraya kapattım. Papatyanın yaprağının birisi hazır. 3 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Şöyle 2 2 ve 2 zincirle beraber 2 oldu üçüncüyü ben yapıyorum ve 3 zincirle dördüncü trabzanımı kapatıyorum bu şekilde 1 2 3 zincir 2 defa tığımın başını doluyorum yuvaya girdim şöyle 2 2 ve 2 2 defa tığımı doluyorum 2 2 ve 2 1 2 3 zincir kapatıyorum bu şekilde şimdi yeşil yuvaya da bir tane yapıyorum ki şöyle dalımın ilk başlama seviyesine ineyim aynı şekilde 3 tane zincir çekiyorum Bakın, şöyle 1 2 ve 3 sonucu dalımız da bu şekilde bakın üçer üçer ilmekleri ayarladık ve 5 tane sık iğne yapıyor. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. 7 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Şöyle. Buradaki ilk sık iğnemin tepe noktasına girip kapattım ve buraya 3 zincirle düz yüzüne döndüm bakın. Aynı şekilde bu yapraklardan buraya da yapalım. Gid defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 ve 2. 3 zincir çekiyorum. Kapatıyorum yuvada. 1 2 3 zincir. 2 defa tığımı doladım ve yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 doladım. Yuvaya girdim. 3. Bu da 4. Yine 3 zincir çekerek başlıyorum. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. Yine 2 defa doluyorum. Yuvada 2, 2, 2. 3 tane trabzan olunca 3 zincir 4. trabzan olarak yuvada kapatıyorum sonra bu dalımın yeşil yuvanın da içine girip bir sık iğne yapıyorum hemen ipimi koparıyorum bakın bu şekilde çok güzel şöyle bir papatyalar oldu arkadaşlar şimdi iplerimi yakıp hemen geleyim Evet arkadaşlar modelimi bakın bu şekilde tamamladım şöyle çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Tülbent üzerinde de şöyle bir göstereyim. Sizlerle yapmış olduğum eflatun rengim. Böyle minik minik küçük küçük trabzanlardan oluştuğu için. 4 trabzandan oluştuğu için minik yapraklarımız oldu. Bu da daha önce sizler için hazırladığım mavi rengim. o da çok güzel oldu. Bunların yanına arkadaşlar bir de şöyle sarı yapıldığı takdirde çok güzel böyle bahar çiçeği gibi açan bir modeliniz olacak Umarım inşallah arkadaşlar bu şekilde bakın çok güzel duruyor şöyle ters tarafına çevireyim modelimin şöyle çok hoş ve çok güzel bir model hazırladım sizlere Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim Evet arkadaşlar şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.